Merhaba. Şimdi ben uzun uzun anlatmayacağım çünkü birkaç video silindi bende. Silindiği için uzun videolar. Şu an bazı daha kısa tutacağım. Bugün Katar Dünya Şampiyonası ve eşcinsellik konusunda kısa bir şey çektim ve paylaştım. Onun uzun versiyonu silindi ne yazık ki. Gerek duyurulsa yaparım tekrar. Şimdi başka bir konuya değinmek istiyorum. Aslında orada da uzun bir video çekmiştim ama olmadı. Şimdi o da silindi. Şimdi bunu da kısa tutacağım. Almanya ve sistem, Türkiye ve Almanya'da kriz diye. Şunu söyleyeyim ben size. Bakın, kriz olur. Liyakat konusu, hak etmek konusu. Hak eden var mı, yok mu? Hak etmeyenler bir yere geliyor mu? Yani bu konu çok derin bir konu. Buna birkaç kere daha değineceğim. Çünkü Almanya'da da hep hak edenler her yere gelmiyor. Burada da liyakat o anlamda yok. Açık konuşayım. Hep adam kayırma burada da çok var. Torpil burada da var. Yani bizdek bizde yok. Ama burada sorun ne biliyor musunuz? Bir sistem oturmuş. Burada eşeği koysanız o mevkiye, o şeye, o yine o iş yine yürür. Çünkü sistem oturmuş. Bir sorun bizde Atatürk'ün kurduğu sistemi birileri kabul etmediği için, yani ülkede herkes bir yere çektiği için ne yazık ki o sistemi bir türlü oturtamıyoruz. Ne yazık ki. Biz Atatürk'ün çizdiği yolda dümdüz yürüseydik bizde de sistem oturmuş olurdu ve bizde de her şey çok iyi ilerlerdi. Ne yazık ki bizde olmadı. Ama bu adamlar o sistemi kurduğu için, mesela futboldan örnekleyeyim kısaca. Alman milli takımı takım futbolcular bizim milli takımda futbolculardan çok daha iyi değil. Ama Alman milli takımına kimi koyarsanız koyun oynar. Türk milli takımına futbolcuları koyun, Alman milli takımı yine de oynar. Kötü de olsa oynar, iyi olsa da oynar. Çünkü adamlarda bir sistem var. İster istemez o sistemle, mesela Alman 2. liginden takım gelse bizim 1. ligdeki takımlara karşı bile ne üstünlük sağlayabilir. Çünkü bir sistem oturmuş bu Almanya'da. İş yerlerinde de aynısı. Biz çok görüyoruz iş yerlerinde. Ya diyoruz ki bunlar, burası nasıl yürüyor ya? Burada bu iş nasıl yürüyebilir? Mümkünatı yok ya. Adamlar şansa yaşıyor. Düşünüyoruz bazen. Bizim başımıza çok geliyor. Almanya demek illa %100 kalite demek değil bana. Yani öyle bir şey hiç düşünmeyin. İleride anlatırım size bunları. Kendim Almanya'nın büyük firmalarından bir tanesinde çalıştığım için. Ama bir sistem olduğu için yürüyor. Sistem. En önemlisi disiplin, sistem. Ve Türkiye'de de bizde o kadar akıllı beyinler var ki, kaliteli eleman var ki aslında. Bizde her şey var da bir sistem yok. Disiplin yok. Bunlar ne yazık ki yok. Kriz de konusu, o konuda değinmek gerek, kısacası değinmek gerekirse, işte ne olursa olsun bunlar bu krizi aşarlar. Biz aşamayız öyle kolay kolay. Nasıl aşamayız? Aşırdık gibi gözüküyoruz. Başka bir kriz gelir. Her zaman olduğu gibi. Krizler hep üst üste gelir. Ve en sonunda da bizi bir uçurumun şeyinden aşağı yuvarlar. Ne yazık ki. Zamanla yavaş yavaş bu noktaya getirildik biz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ne yazık ki. Ya bu uçurumdan yuvarlanırız ya da tüm Türk milleti bir yumruk oluruz artık. Disiplinli bir şekilde Atatürk'ün o sistemine sarılarak, Allah'ın ipine sarılarak, ki Allah Atatürk'e yardım etmiştir bu cumhuriyeti kurması için. Demek ki Atatürk de Allah'ın yolunda olduğu için Allah ona yardım etti. Bunu herkes aklına soksun, kafasına soksun. O zaman ne demek oluyor bu? Herkes, A'dan Z'ye kim varsa bu ülkede, Atatürk'ün o ipine sarılmamız gerekiyor. O sistemde yürümemiz gerekiyor. Onun gösterdiği yolda yürümemiz gerekiyor. İşte o zaman değil Almanya, Japonya, Amerika, İngiltere, Çin falan filan, Rusya zaten rezalet, rezil oldu. Hiç kimse karşımıza duramaz. Biz de bir de sistem olduğunu düşünün. Sistemsiz olduğumuz halde böyle yürüyorsak, bir de sistem olduğunu düşünün, bizde disiplin olduğunu düşünün. Yemin ederim Türk milleti dünyaya güneş gibi doğar. İşte sahip kıran bunu hedef gösteriyordu. Atatürk'ün 100. yılı 2023 bunu gösteriyordu. Ve şu anda tüm dünya bunu işaret ediyor. Kapitalizm çöküyor. Her zaman dediğim gibi Avrupa Birliği çökecek, kapitalizm çökecek, Batı'nın tüm yalanları, ikiyüzlülüğü, Batı çökecek ve Doğu'dan, ama bu Çin olmayacak, Rusya da olmayacak. Türk milleti, Türk birliğiyle eğer o sistemi kurarsak, akıllı olursak biz olacağız. Bunu aklınızın bir kenarına yazın. Yani kriz miriz bahane doğrudur ama biz bunları aşacak güce sahibiz. Yeter ki kendimize gelelim. Türk titre ve kendine dön.